Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarası 22 numara. Bu ucundaki kapağını da arkadaşlar aparat olarak kullanacağım. Size hazırlamış olduğum modelim iğneden tığa bir model şu şekilde bakın. Badem modeli diyerek de geçiyor iğne oyasında. Şöyle e, kenar suyu olarak kirpikli çitler hazırladım. Şöyle ve yaprağın üzerine de iğneden tabir bu şekilde badem modeli hazırladım. Bakın arkadaşlar çok güzel duruyor. İğneden hiçbir farkı yok. Demin gösterdiğim bu kapağın e, tığımın kapağında bu ilmekleri sizler için hazırladım. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, tülbentimizin kenarı tığlama işlemlerini bu şekilde hazırlıyoruz. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarak kenar tığlama işlemini 696. videomdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylar ve püf noktaları ile 696. videoda anlatıyorum. Evet, şimdi tığlama işlemini bu şekilde hazırladık. İlk başlar gibi başlıyoruz şöyle iki tane çiçeğimizin arasına bademimizin arasına 12 tane 13 tane bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde yeterli oluyor şimdi ipimizi tığımıza tutturduk ilk başlar gibi başlıyoruz hemen bir defa dolayıp boş battıya trabzan yapıyorum 4 zincir trabzanımın arasında sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 13 tane trabzanı yaptık bir defa tığımı doluyorum hemen yandaki tığ battıya girip boş bir trabzan yaptım bir zincir bir defa doladım şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım bakın şimdi bu ikincisinin içine 4 zincir çekeceğim kirpik yapıyorum bir zincir bir defa doluyorum hemen boş olan tığ battımın içine girip 2 ve 2 Ortadaki kirpikli kenarda birer boş trabzan ve 10 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Bakın boş olan trabzanımın tepe noktasına şöyle iki zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum. Bakın yuvamız hazır. Bu yuvanın içine yapraklar hazırlayacağız. 2 ve 2. Bir defa, e, iki defa. Şöyle ikinci trabzanda da bu şekilde iki defa 2 2 2 alarak şöyle arkadaşlar 3 trabzandan oluşan bir yaprak hazırlıyorum. Yapraklarımı küçük tutacağım. Çünkü ortada 6 tane ilmek sayımız olacak. 1 2 2 ve 2 alarak 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Şöyle 4 zincir çektim. Son bu yaptığım 4. trabzanı sık iğneli trabzan olarak kullanacağım kapattım buraya geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemi de bu şekilde yuvada yapıyorum ve yaprak işlemim bitti bu şekilde küçük bir yaprak yaptım kenara şimdi bir zinciri dibine çektik bu demin gösterdiğim aparatı alıp buraya takıyorum bakın bu birinci toplamda buraya altı tane ilmek toplayacağım şöyle bir ve iki yuvanın içine giriyorum şöyle ilmeğimi alıp 1 ve 2 zincir çekiyorum takıyorum bu apara bu büyüklükte her aparatı kullanabilirsiniz buraya kulak çöpünden biraz büyükçe bir aparat Camsil hortumu da olur arkadaşlar. Aynı büyüklükte ölçmüştüm ben. 4 Biliyorsunuz ben çoğunlukla Camsil hortumu kullanıyorum. Bu şekilde bugün de bunu kullandım. Evet. 6 tane ilmeğimi buraya bu şekilde hazırladım. Şimdi sağda yapmış olduğumuz bu yaprağı sol tarafında da yapacağım. Bakın. Hemen yuvaya girdim. Şöyle bir ve 2. Bu şekilde alınca daha güzel duruyor ilmekler. Yine 2 2 alarak 2 tane trabzan yaptım. Bu kenardaki 2 zincir bir trabzan. 2 2 alarak yaptığımda ikinci trabzan. Şimdi şöyle 3 sefer 2 2 ve 2. 2 defa doluyorum. Yine 2 defa fakat bu sefer şöyle 1 2 2 ve Şöyle başına 4 zincir. Şimdi arkadaşlar, şöyle şunu çıkaralım, rahat işlemimizi yapalım. Bakın toplamda altı tane olacak. Altı olması önemli. E, yoksa eksik çıkar. Şimdi yaprağımızı tamamlamak için şöyle çeviriyorum. Bakın son yaptığım bu trabzanın içine kapattım, tomurcuk oluşturdum. Geri kalan kısmada dört tane sık iğne yapıyorum. 1 iki. 3 ve 4, 4 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 5. sık iğnemi de yuvada yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde şöyle kaydıralım. Bir zincir çekerek ara suyuna başlıyorum. Bakın arkadaşlar, dibinde bir zincir, bir defa tığımı doluyorum. Şöyle boş olan tığ battanın içine girdim. Şöyle 2 ve 2, 4 zincir. kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 ve 2. 1 2 3 4 kirpik yaptım. Bir zincir şöyle tığ battıya giriyorum. 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şöyle trabzanın içinden geçip kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Hemen sıvı battıya gelip 2 2 aldım. Bakın bu şekilde 4 4 e, tane yaptık. Şimdi dördüncü kirpi yapacağız. 12 tane yapıp ara suyu mesafemizin adedi 12 olacak. Bir zincir bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2 bakın. Aynı işlem arkadaşlar. Ben bunu 12'ye tamamlayayım. Şöyle 12'ye tamamladıktan sonra yine bu boş trabzanları ve ortasında bir kirpik olan trabzanı ve yaprakları yaparak çimenimiz bu şekilde devam edecek. Evet, şimdi bademimizin yapılışına başlayalım. Evet şimdi yapmış olduğumuz 6 tane ilmeği şöyle ilk ilmekten sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Yuvamızı bademimizin yapılışına. İlk önce bademimizin şöyle iç kısmını yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki ilmeği alıp şöyle ikinciyi ilmeği sık iğne ile sabitledik. Bakın 3 zincir. Şöyle 6 ilmeğe 5 tane yuvamız olacak. Bakın bu ikinci 3 üç zincir 3. Yine 3 zincir. Şöyle sıradaki ilmeğin tam ortasından geçiyorum. 4. yuvamız. Şimdi arkadaşlar bakın bu son önemli. Sonra dikkat edelim. Daha önce bir, bu şekilde bir badem daha göstermiştim. Hatta üçüncü bu badem gösterişi. İki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı dalıyorum. Sonuncu ilmeğe trabzan yapıyorum. Şöyle bir, iki ve iki. Bu bademlerin güzel durması için çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu taktiği siz de deneyin muhakkak. Şimdi dönüşlerde de 4 tane zincir çekiyorum. Eğer kafanız karışırsa 3 de çekebilirsiniz. Hemen bakın. O kesim işlemi yaptığımız trabzan yapmak, kesim işlemi yapmak, köşesini güzel durdurmak için ona değil bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çektim. Şöyle kapattım. Bakın yuva oluşturdum. 3 zincir Şöyle sıradaki yuvaya bu şekilde geldim. Bakın yine son tek kalan yuvamıza geldik. Son yuvamızda ne yapıyorduk? 2 zincir bir defa doluyoruz ve şöyle yuvanın içine 1 2 ve 2 trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı olsun zincir. Hemen dönüyorum. Döne döne yapıyoruz bademimizi. hem de eksiltmiş oluyoruz bu şekilde bir sonrakine kapatarak 3 zincir çekiyorum sıradaki yuvamın içine 3 zincirimi kapattım sona gelince 2 zincir bir defa doluyorum ve son trabzanın içine 1 2 2 alarak bakın bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir şöyle çevirdim ve bakın bir sonrakine Şöyle bir iki zincir. Bir defa doluyorum. Bir iki ve iki. Azalta azalta bakın bu şekilde tek yuvamız kaldı. Tek yuvamız kaldığı için iki tane zincirle şöyle dönüşümü yaptım. Bir defa doladım ve tek kalan yuvamız için trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bakın çok güzel duruyor. Hemen bir zincirimi çekip ipimi kopardım arkadaşlar şöyle döne döne yaptığımız için mecburen işimizde döndü şimdi bakın burası ters tarafında ipimizi kopardık düz tarafına çeviriyoruz düz tarafına çeviriyoruz şunu arkadaşlar yakım işlemini arkaya siyahlığı arkaya yapıştırmak için şu şekilde şöyle şunu da buradan şekilde bademimiz hazır. Şöyle yakın işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi üzerinin e, sık iğneli kirpikli sık iğnelerini yapalım. Şöyle modelimizi ters tarafından yapıyoruz. Yuvaları ters tarafından yapalım ki kirpikleri düz tarafına düşsün. Şöyle dibindeki yeşil yuvanın içine sık iğne ile girip sabitliyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle bakın. Bir tane şu boşluğu atlayıp ikinci yuvanın içine giriyorum. 9 zincirimi buraya kapattım. Yine 9 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Bu şekilde kenarına yuvalar hazırlıyorum. 11 tane zincir çekiyorum. Bu tepe noktası biraz dönüşlü olduğu için iki fazla çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bunu da boş bırakıp hemen yanındakine giriyorum şöyle yine 9 zincir 6 7 8 9 sadece kenarlarını arkadaşlar 9 saat ortalarına 11 bir tane atlayıp ikinciye girdim yine 9 zincir 6 7 8 9 yeşil yuvaya giriyorum şöyle dibine sık iğne ile buraya sabitledim şimdi arkadaşlar bakın burası önemli buraya bir tane sık iğne yapıyorum bir zincirle dönüyorum şöyle yoksa yukarı doğru toplanıyor bu sık iğne güzel durduruyor Evet şimdi bakın bir zincir kapattım bir sık iğne yaptım iki tane zincir şöyle kapatıyorum. 2 zincir. Bakın bu 9 zincirli yuvayı dolduruyorum. Kaç tane yapmışız arkadaşlar? Şöyle sayalım. 2 4 6 7 tane. 9 zincirin içine 7 tane kirpik yapmışız. 2 zincirden oluşan. Şöyle 4 5 6 ve 7. Orantısı olsun diye arkadaşlar öyle aldığı kadar doldurmuyorum. Şöyle biri diğerinden farklı olmasın simetri olsun diye sayarak yapıyorum. Sık iğne ile geçişimi yaptım. 7 tane de buraya dolduruyorum. Şöyle 2 zincir 2 tane 2 zincir 3 4 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7 Evet bu şekilde 7 tane yaptık hemen sık iğne ile ortadaki yuvamıza geçiyorum bakın kenarları bu şekilde oluyor arkadaşlar çok da güzel bir duruşu var buraya da iki fazla zincir iki fazla kirpikte iki fazla yani 9 tane 2 zincirden kirpik yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 2 zincir 7 Şöyle bakın arkadaşlar. Eğer almıyorsa tırnağınızla geriye doğru çekip şöyle bir tane daha Şu tepe noktası oval şöyle güzel duruyor bol kirpik olunca arkadaşlar. Evet şimdi sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum. Yine de buralara 7 tane kirpik yapacağız. Sadece tepe noktasına 9. 2 zincir bu bir. 2 zincir şöyle 2 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7 evet. Sıradaki yuvama sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Şöyle sabit iki çekiyorum şöyle bir iki üç dört beş şöyle alması için hafif yukarı çekelim altı ve yedi Sonra bu yeşil yuvaya da arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle çok güzel oval duruyor. İpimi koparıp yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Bakın modelimi bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok tatlı oldular. Tülbentimin içindeki renklerden de yaptım. Hazırladım sizler için. Şöyle birebir iğne oyasıyla da aynı e, incelikte, zariflikte oldu. Bu biliyorsunuz iğneden tığa bir model arkadaşlar. İğneden ta çevirdim modeli sizler için. Ee, evet şöyle bir de sallantılı haline bakalım. İnşallah güzel bir şöyle anlaşılır da işinize yarayan bir çekimde olmuştur arkadaşlar. Evet emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.